Merhaba arkadaşlar, e-spor sahnesinde suyu yakaladım, getirdim. Zorla röportaj yaptırıyor şimdi. Still Chase'i değil mi? Still Chase'i. Still Chase'i, tamam. Evet. Su, ilk sorum, dün kumarda oynadın. Evet. Kumarda Closer'a karşı oynadın. Sence Closer 1000 puanlık bir oyun sergiledi mi sana karşı? Mid lane olmadığı için bence sergiledi tam olarak denmez. Biraz pasif kaldım haliyle. Ama yine de ona karşı iyi dayandığımı düşünüyorum. Ya iyi dayanmadın, yendin yani bizce. Yani ikinci oyunda, Nico oynadığım oyunda ilerledim bayağı, doğru. Ama yine de 1000 puanlık, 900 olsun, 900 puanlık bir oyun sergilediğini düşünüyorum. Peki Closer yerine başka biri olsaydı mesela, atıyorum Kognak gelseydi, daha kolay olabilir miydi senin için? Hani senin takımdaydı ama öylesine bir şey diyorum. Aynı olurdu büyük ihtimal. Her türlü ezerdim diyorsun. Hayır. Şundan dolayı aynı olurdu büyük ihtimal. Çünkü heyecanlıydım. İlk defa kumara katılıyordum haliyle. O yüzden kendi oyunumdan ziyade biraz daha pasif bir oyun sergiledim. Haliyle karşımda başka birisi de olsa yine ona karşı pasif oynayacaktım. Anladım. Yine değişen bir şey olmayacaktı. Peki bugün etkinlik vardı. İnsanlarla buluştun. Nasıldı? Keyifli miydi? Gerçekten güzeldi. Gelenler için çok 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 teşekkür ederim. Zaten dün de kumardan sonra yayın açtım. İzleyicilerime bilet dağıtmıştım. Beni kırmayıp geldiler. Gayet güzeldi. Oley. Peki o zaman bize bir kadın olarak e-sporun zorluklarından bahseder misin? Tabii ki. En klasik soru. Üstünüzdeki beklenti çok fazla oluyor. Haliyle bir senedir maçlara çıkacağız dendi ama hala maçlara çıkamadık. O yüzden insanlar hala bir şeyleri bekliyor. Çabalarımızı kanıtlamaya çalışıyoruz olduğu kadarıyla. İşte Sena iki kere akademi maçında oynadı. Ben bir kere akademi maçında oynadım. Şu an kadınların %100 bir win rate'i var. Onun dışında kendimizi çok kanıtlamaya çalışıyoruz ama bir türlü fırsat yakalayamıyoruz. Buradan kendi takımıma sesleniyorum. Ne olur artık bize oynatın. Yalvarıyorum, oynatın bize. Peki ama aslında senin oynaman Sena'ya göre biraz daha zor. Çünkü orta koridor hani skill cap olarak çok daha yüksek. Orta bunun da etkisi olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle. Orta koridor biraz daha oyunu belirleyici bir koridor. Haliyle destek rolüne göre biraz daha ön planda kalıyor. Ve yapabileceğiniz herhangi bir hata daha çok göz önünde bulunduruyor takımınızı. Öyle söyleyeyim. Daha çok çalışmam lazım. Peki, belki iki, belki üç kat. Peki günlük antrenmanın nasıl mesela? Günlük ne yapıyorsun? Yaklaşık bir ay öncesinden söyleyeyim. Çünkü bildiğiniz üzere Kore'ye gitmiştim, tatil yapmıştım. Döndüğümden beri çok fazla oyun oynamıyorum, çok fazla antrenman yapmıyorum. Ondan önce günde yaklaşık 15-20 maç arası solo queue atıyordum. Bayağı iyiymiş bu arada. Ben atmıyordum o kadar e-sporcuyken. Cidden atıyorum. Çünkü sürekli koçlarımızın bize verdiği talimatını sürekli oyun oynayın, sürekli solo queue girin, işte liginizi yükseltin, oyun izleyin, başkalarından bakın. Haliyle maçlara çıkmak için biz de böyle bir yöntem sergiledik. En azından koçun gözüne girelim, o da bize oynatsın şeklinde ama olmadı. Tamam, biraz e-spora geçelim. Kore tatili nasıldı? Süperdi. Anlat bize, ne yaptınız Kore'de? Önce internet kafelerinden bahsetmek istiyorum. Hayatımda gördüğüm en güzel internet kafelere sahipler. Bilgisayarlar mükemmel, bütün donanımları var. Kıvrımlı ekranlar oluyor ya, onlarda oynuyorsunuz. Tamam. Aynen. Ve acayip derecede ucuz. Ucuza denk geliyor. Yani saati 6 lira gibi bir şeye denk geliyor öyle bir bilgisayarda oynayan. Türkiye'de oynayan. Mesela o, evet. 10 liraya falan bile bu zor daha yani. Pahalı, hatta 15 liraya falan oynanıyor genelde o tarz kafelerde. En iyi yanı buydu Kore'nin. Onun dışında hava çok güzeldi. Gittiğimiz tarihte çok sıcak değildi. Gayet rahat hissettik. İnsanları çok kibar. Öyle. Evet, tamam, çok güzel. Peki hiç erkek takımıyla scrim atma şansın oldu mu? Genelde bizim kendi takımımızla, hani kızlar vs erkekler şeklinde yapıyoruz. Onun dışında yabancı takımlarla yapıyorduk. Koçlarımız o şekilde scrim alıyordu. Türk takımlarından herhangi erkek takımlarıyla yapma şansımız olmadı henüz. Peki, anladım. Ben şimdilik kısa kesiyorum. Seni zaten konuk almak istiyorum Sena ile birlikte. 2v1'e. Çok teşekkür ettim röportaj için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kancamida. Dur şunu ya.